Şimdi bir konuğum var. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci konuğum. Ekonomiyi konuşacağız. Tabii ihracatçının durumunu ve beklentilerini de konuşacağız. Fikret Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Serap Hanım, hoş bulduk. Şimdi çok teşekkürler. Faiz beklentinizi de asgari ücreti de soracağım ama öncesinde ihracatçıyla başlamak istiyorum. İhracatçı nasıl bir dönem geçiriyor? Son dönemde alınan kararlar var. Yeterli mi? Sizin adınıza daha iyi gitmesi için en çok neye ihtiyacınız var bugün? Şöyle, öncelikle belirtmek isterim ki hakikaten çok zor bir süreç. Geçiyoruz. Doğru bir dönemden geliyoruz. Sürekli şartların değiştiği, sürekli olarak koşulların farklı hale büründüğü çok başka bir mecradayız şu anda. Ve bundan sonra da böyle devam edecek galiba. Çünkü dünyanın her tarafında her gün bir başka olaya çıkıyor. Şimdi bizim ihracat tarafında bir içerideki evet faizi çok merak ediyoruz. İşte işçilik asgari ücreti, enflasyon rakamları bunlar bizim için çok çok önemli ama bir de bizim dışarıda takip etmemiz gereken bir takım işler var. Bugün işte Yemen'in yapmış olduğu 2 tane 3 tane gemiye saldırı, kanalın kapanması, navlun fiyatlarının değişmesi. Yani şu an biz sürekli dünyanın her tarafındaki birçok olayla ilgilenmek zorundayız. Bunları takip etmek zorundayız. Ki zaten ihracatçılığın ya da ihracatçının olması gereken pozisyon da bu. Biz sadece 3 ülke içiyle değil, sürekli her şeyle ilgilenmek durumundayız. Çünkü bizim bir tarafta üretiyoruz ama öbür tarafta da bu ürettiğimiz ürünleri satabilmemiz için dünyanın tüm konjonktürünü tamamen takip etmemiz gerekiyor. Evet, şu andaki pozisyon değişik ama herkes stabil ortamı, istikrar ortamını sever, ihracat evet ister ama bundan sonraki bu süreçte bu sadece Türk üreticisi ya da ihracatçısı için değil, dünyada iş yapan, üretim yapan, mal satan, hizmet satan herkes için bu çok farklı. Artık bu istikrar maalesef biraz uzak görünüyor bize bu aralar. Yani bu ilelebet böyle mi devam edecektir? Elbette böyle çok inişli çıkışlı olmayacaktır ama eski günlerde ben çok geleceğini açıkçası tahmin etmiyorum. Çünkü hakikaten dünyada çok ciddi bir kriz var. Yani bu birçok konuda sadece ekonomik koşullarda değil, insanların kendi içinde, aile içerisinde, toplumlar arasında psikolojik olarak gerek atmosferin verdiği, şartların getirdiği birçok konuda hakikaten çok önemli değişkenler var. Bütün bunları da takip etmemiz gerekiyor. Serap Hanım şöyle söyleyeyim. Bu süreçte artık konvansiyonel işler, rutin işler bunlar maalesef geçerli değil ve geçerliliğini de kaybetti. Değişen bu şartlarda kendimizi sürekli bu değişkenliklere çabuk ayak uydurabilecek, çok daha flexible, çok daha akılcı işler yapmamız gerekiyor. Yani biz kendi içimizdeki problemlerin dışında bir de takip etmemiz gereken hakikaten çok önemli bir konjonktür var. Bütün bunların arasında işimizi yapıp ülkemize döviz getirmek bizim bir numaralı hedefimiz. Ya bunun için desteklere ihtiyacınız olduğunu açıklıyorsunuz. Krediye ulaşım çok zordu. Bir takım değişikliklere gidildi. Orta vadeli planda özellikle üreticinin desteklenmesi, yani bireysel kredilerden üretime kredilerin kaydırılması yönünde kararlar ve açıklamalar ardı ardına geldi. Şu anda ihracatçıların finansmana erişimi nasıl? Bu yeni düzenlemeler yeterli oldu mu sizin için? Şöyle, elbette yeterli değil. Elbette, daha doğrusu şunu söyleyeyim, yani bir takım kaynaklar, bir takım imkanlar hiçbir ihracatçılar için evet bu çok çok iyi oldu, artık buradan sonra ihtiyacımız yok demek gibi bir şansımız yok. Çünkü çok değişiyor, çok gelişiyor, sürekli artıyor. Bazen çok aşağı iniyor ama burada asıl olan şey şu: bizim rakamlara, finansmana doğru fiyatlamayla, doğru şartlarda ulaşmamız gerekiyor. Yani bugün kaynak çok ama çok pahalı, bu bizim işimize yaramıyor. Kaynak çok ucuz ama erişemiyorsunuz, bu zaten hiçbir şekilde kimsenin işine yaramıyor. Adı var, kendi yok oluyor. Dolayısıyla bizim günün şartlarına uygun, ulaşılabilir, erişilebilir, doğru fiyatlamayla rasyonel işlere, rasyonel
para politikalarına ihtiyacımız var. Yani daha net şu tarif da, eder misiniz? İzleyicimizin de yani ticaretle ilgilenmeyen insanların da kredi faizinden mi bahsediyorsunuz? Krediye ulaşım süresinden mi bahsediyorsunuz? Limitlerden mi bahsediyorsunuz? Tam olarak kastınız nedir? Doğru fiyatlama benzeri cümlelerinizle. Serap Hanım, şunu söylemeye çalışıyorum. Biz şu anda kaynağa ulaşabiliyoruz ama çok yüksek maliyetler var. Bu bugün için çok yüksek ama 3 gün sonra nasıl olur? Onu açıkçası kimse tahmin edemiyor. Bizim bugünkü şartlarda, bugünkü fiyatlamalarla ve dünyanın içinde bulunduğu konjektürde borçlanmamız, üretici tarafından bahsediyorum. Evet. Çok daha kontrollü olmamız gerekiyor. Öbür tarafta tüketici tarafı bizimkinden birazcık daha farklı. Onun da ayrı desteklenmesi gerekiyor ki içerideki hareketlenme bir şekilde biz üreticilerin üretim tarafını, bu kadar değişkenliğin içerisindeki asgari ücret farkı, döviz kuru ve diğer konuları karşılayabilmemiz için bir hareketlilik olması gerekiyor. Bu da tabii ki bireysel tarafın daha desteklenmesi gerekiyor ama şu çok çok önemli. Şu anda hükümetin uyguladığı şöyle bir politika var ki ben kendi adıma açıkçası bunu destekliyorum. Biz ihtiyacı olana uygun krediyi şu anda bulabiliyoruz ve sağlayabiliyoruz. Ama ihtiyacı olmayan, bu krediyi farklı yöntemlerde, farklı alanlarda kullanacak olanlar bu krediye birazcık zor ulaşacaklar ki bence doğru olan da bu. Yani belirtilen ülke adına yapılması gereken yatırımlarda kullanacak krediye insanlar ulaşılabilecek. Elbette şu anda maliyetimiz yüksek ama bu tür kredilerde de normal maliyetin çok daha altında uygulamalar var, destekler var. Özellikle stratejik konularda ithal ikameli ürünlerin üretimiyle ilgili olan tüm yatırımlarda, sürdürülebilirlik ve çevreyle ilgili yapılan revizyonlarda çok ciddi destekler var. İhracatçının bir defa kesinlikle çok avantajlı destekler var. Ama bunu doğru projelerle, doğru planlamayla... Yarınki kararı nasıl takip ediyorsunuz? İhracatçının beklentisi nedir? Sizce yüzde kaç bir artış gelir? Piyasanın beklediği 250 ile 500 bas puan arasında bir beklenti var. Açıkçası şu andaki Merkez Bankası'nın çok ciddi araştırmalar ve çalışmalar yaptığını biliyoruz. Biz de takip ediyoruz. Bu çalışmalara biz de kendi alanımızdaki bilgileri, doneleri aktararak onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Buradaki beklenti bu şekilde ama bu eksiği de olabilir. Bence daha fazlası olmaz diye düşünüyorum ama yani çok daha küçük farklılıklar da olabilir. Bakın şöyle söyleyeyim Serap Hanım. Bu rakamlar, bu hesaplamalar eskisi gibi olmuyor artık. Hakikaten günlük olması gereken veriler değerlendirilerek gelmesi gereken noktaya getiriliyor. Biz bunu böyle yapmaz isek eğer, yani hakikaten buradan sonraki süreç çok çok daha bizim için zor olacak. Mesela 8,5'tan 40'a kadar geldi. Şimdi belki 42,5 ya da 45 olacak. Bu seyir, yani Mayıs'tan, Haziran'dan itibaren olan bu artış ihracatçıya nasıl yansıdı? Kesinlikle negatif yönde yansıdı. Bu belirsizlik sadece ihracatçıya değil ülkedeki tüm üreticilere bu negatif yönde yansıdı. Ama biz şu anda yaklaşık 1,5-2 aydır bu artırımın şu andaki... Bağlantı inşallah gelir. Çünkü sizi de kesmek istemedim ama ara ara gidiyordu. Düzelmişti. Şimdi bir duraklama oldu. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci. Bakalım sesi geliyor mu Fikret Bey'in? Sağlıklı mı? Evet. Bir daha deneyelim mi? Evet, biraz tekrar deneyelim bağlantı sağlıklı olacak mı diye. Yarın politika kurulu toplanıyor Merkez Bankası'nın. Yılın son politika faizi toplantısı bu. Bu yılı nasıl kapatacağımız önemli. Tabii başlarken bir önceki saatte Moody's'in Türkiye ile ilgili raporunu da paylaştık. Sıkı para politikasını takip edeceğiz. İşte faiz kararları, yılbaşında yapılacak maaş zam oranları hepsini takip ediyoruz. Türkiye sıkı para politikasını uygulamaya devam ederse görünümü pozitife çevrilebilir demişti Moody's. Yani önemli
bir dönem bu orta vadeli ekonomi planına ilişkin atılacak adımlar. Diğer yandan da hayat pahalılığına karşı insanların mağduriyetlerinin giderilmesi bir o kadar önemli. Çünkü enflasyon altında gerçekten ülkede nüfusun çok büyük bir bölümü zor şartlarda hayatını sürdürmeye çalışıyor. Fikret Bey, sözünüz kesildi. Bu faiz kararının negatif etkilediğini söylemiştiniz. Ardından onu tamamlarsanız asgari ücrette sormak istiyorum son olarak. Buyurun. Şöyle Serap Hanım, biz şu anda son 1,5-2 aydır bu uygulanan para politikasının pozitif yönlerini üretici tarafında ve dünya konjonktüründe kendi adımıza görmeye başladık. Yaptığımız toplantılar da bunu gösteriyor. Biz tahminimizden belki birazcık daha da erken bu iyileşmeleri gördük. Biz negatif yönde çok buradan sonra çok fazla kötüye gideceğini düşünmüyoruz. Ufak böyle bir takım hareketler olabilir ama özellikle 2024 3 ve 4. çeyrekte çok daha sağlıklı kararlar alıp çok daha sağlıklı bir şekilde önümüzü göreceğimizi düşünüyoruz. Şöyle Serap Hanım, biz bu pozisyona bir günde gelmedik. Bizler iş insanları olarak bunun sebeplerinden çok yapmamız gerekenleri, yani bulunduğumuz şartlarda, bulunduğumuz koşullarda işimizi en iyi nasıl yaparızı bulmak zorundayız. Günümüzün iş insanı profili bu. Günümüzün ihracatçı profili bu. Çünkü yani biz işimizden vazgeçemeyiz, biz işimizi yok sayamayız ve biz bu şartlarda bu işleri yapmak zorundayız. Dolayısıyla bunun öncesi sebepleri bu açıkçası çok önemli ama bunun karar vericisi de yok. Sesiniz yine kesiliyor. Beni duyuyorsanız eğer son cümlenizi alacağım ama son olarak işvereni yormayacak ama işçiyi de memnun edecek bir oran dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret için. İşveren yüzde kaçı kabul edebilir seviyede şu anda? Asgari ücrette %50 telaffuz ediliyor. Geliyor, duyabiliyor mu beni? Maalesef. Yine konuşacağız konuklarımızla.